Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda tekrar sizinle bir hisse paylaşacağım. Fakat her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan paylaşacağım. Yani yapacağım analizler, yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Al, sat, tut tavsiyesi değildir. Sadece ben öngörüde bulunuyorum. Teknik analiz ışığında gördüğüm hedefleri sizinle paylaşıyorum. Ve teknik analiz bizim en büyük yardımcımız. Biz her zaman teknik analiz ışığında al sat yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Ona göre teknik analizin ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsanız veya bilmiyorsanız sağ üst köşeye bir video koyacağım. Videonun sonuna doğru oraya tıklayıp videoyu izleyip teknik analiz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ve bizim teknik analiz kursumuz var. Sıfırdan teknik analiz eğitim kursu, gördüğünüz gibi 98 öğrencimiz var. Videonun açıklama bölümüne kursun linkini koyacağım. Sadece 300 TL'ye sahip olabilirsiniz. Teknik analizin ne çok işe yaradığını da videolarımızdan görebilirsiniz. Kanalımızdan izleyebilirsiniz diyelim ve dilerseniz videomuza başlayalım. Evet, bugünkü hissemiz Vakfen, yani Vakıf Finansal. Daha önce analizini birçok defa yaptık. Mavi ile gördüğünüz tobo şeklini daha önce çizmiştik. Neredeyken çizmiştik? O zaman daha şu tepelerdeydi. Yani sol omuzu yapmıştı, başı yapmıştı. Daha sağ omuzu yapmamıştı. Sağ omuz dediğimizde şurası, şu gördüğünüz sağ taraftaki mavi alan. Ne hikmetse, yani teknik analizin hikmeti daha doğrusu, sağ omuzu da aynı şekilde tam çizdiğimiz şekilde yaptı. Ve şu an baktığımızda toboyu, yani ters omuz baş omuz formasyonunu tamamlamış durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Buranın şu an tobonun boyun çizgisi 6.70'lerden geçiyor. Şu an 6.70 çok önemli bir direnç seviyesi. Teknik analize göre ne olmalı peki? Bu 6.70 kırılmalı. Yani fiyat 6.70'in üstünde tutunmalı. Oraya geçtikten sonra orası destek olacak ve o desteğin üstünde kaldığı sürece tobo formasyonun hedefi gelecek. Peki neresi? 6.70 kırıldıktan sonra ilk önce tabii bizim dirençlerimiz var. Biz her zaman orta ve uzun vade analizler yapıyoruz. Bizim direncimiz neresi 6.70'den sonra? Ortalama 12.72 seviyesi. 12.72 seviyesinden sonra hedef, yani tobo formasyon hedefi 19.50'ler olacaktır. Fakat 12.72'lere geldikten sonra ne olacak? Bir karar verecek. Neye karar verecek? 19.50'ye gidip bir satış mı yiyecek? Yoksa buraya bir kulp mu yapacak? Nasıl bir kulp? Şöyle sizin için orayı da çizelim. Ortalama şuralar. Bakın şu şekilde yaparsa çok güzel olacak. 6.70'i kırdıktan sonra 12.72 seviyesine gidecek. Daha sonra oradan düşüp tekrar 6.70'e gelip bir pullback yapacak. Daha sonra hedef olan 19.50'lere gidecek ve hatta büyük çanak ve kulp formasyonu, yani sarıyla gördüğünüz formasyon hedefine gidecek. O da ortalama 75-76 seviyelerinden geçiyor. Yani nedir? 6.70 kırıldıktan sonra bir sonraki hedeflerimiz 12.72, 19.50 ve büyük formasyon ve orta uzun vade hedefimiz 75-55 olacaktır diyelim ve bakalım yüzde kaçlık bir potansiyel var. Hemen buradan ölçelim. Şu an 6.20'lerde ve 6.20'lerden sonra şöyle çektiğimiz zaman ortalama 12x'lik, yani %1200'lük bir potansiyel görünüyor. Vakıf Finansal'da orta ve uzun vade hedefimiz burası diyebiliriz. Ama ne dedik? Şartımız ilk önce 6.70'lerin kırılması ve daha sonra 6.70'in üstünde tutunması. Bu tür videolara devam edeceğiz. Bu tür birçok videomuz var. Onları da kanalımızda izleyebilirsiniz. Dostlarınızla paylaşın her yerde. Facebook'ta onlar da öğrensinler. Tabii ne diyoruz her zaman olduğu gibi? Yatırım tavsiyesi olmadan bunları paylaşmış olduk. Ve sizin düşüncenizi de çok merak ediyorum. Bu hisse hakkında ne tür araştırmalarınız var? Araştırma yaptınız mı? Temel anlamda hisse ne durumda? Onu da bizimle paylaşırsanız, bilginiz varsa veyahut da başka potansiyel gördüğünüz hisse varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Onu da sizin için inceleyelim. Bu tür potansiyeli olan hisseleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Siz de böyle büyük potansiyeli olan hisseleri bizimle paylaşırsanız yorum bölümüne alıp inceleyip sizinle paylaşacağız. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.